Herkesin yolu boksör çocukla kesişiyor Adnan abi. Hemşirenin bu işle ilgisi var diyorsun yani. Cezaevine en yakın hastane devlet hastanesi. Çocuğun oraya kaldırılması normal de. Ama boksörün öldüğü gün hastaneye gitmek istemesi... o bir tuhaf işte. Sen oğlum. Canım istemiyor. İstemez tabii. Ben de kızı kaçırsam yerin dibine geçelim. Abi çok özür dilerim. Benden niye diliyorsun oğlum? Ömür boyu kafana kakacağım bunu. Kendinden dile. Büyük adam böyle oluyor Yaman. Bak mühim bir haber bekliyor. Ama sıfır sıkıntı. Oturmuş yemeğini yiyor. Yok be abi. Sen söz verdiysen o haber gelir abi. Niye gerileyim? Aç mı bekleyeyim? Eyvallah. Alo, dinliyorum. Bir dakika. Söyle bakalım. Tamam. Gözün aydın Kartal. Senin komiserin adresi. Dom Residence. Ne? Görelim bakalım. Gerçekten de öyle miymiş? Neredeyiz? Güvenli evdeyiz. Kimin burası? Bir tanıdığın. Ne yapacağız ki burada? İşte pasaportlarımızı üstümüzü başımıza alacağız. Sabaha karşı uçağımız var. Uçağımız? Ben valize birkaç parça bir şey koyayım. Yakının herhalde ev sahibi. Yurt dışına çıktığımızda sana da giyecek bir şeyler alırız. Sen? Sen neden geliyorsun ki işi gücü bırakıp? Ben seni yerleştirip dönerim. Kuzey hayat zor. Kimsenin karşısında gardını indirme. Hayallerinden sakın vazgeçme. Onları ancak sen gerçekleştirebilirsin. Azize, şu bilgileri kontrol et. Rusya girişinde sorun olursa biliyor olman lazım. Sahte olan bu da gerçek olan ben miyim? Okan sen ne zamandır bu işe hazırlanıyorsun? Okan. Konuşacağız Azize. Her şeyi uzun uzun konuşacağız ama şimdi değil. Vardığımızda tamam mı? Sen bana asıl şunu söyle. O bahsettiğin itirafı eve bıraktın mı? Bıraktım. Başlarına neden bunlar geldi hepsi bilsin istiyorum çünkü. Eğer ellerine geçtiyse her delikte seni arıyorlar şu an biliyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.